Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Referanduma gidiyoruz. 4 hafta sonra artık sandık başında olacağız. Bu hafta Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık Başkent Kulisi'nde konuğumuz. Hem elbette güncel siyasi konuları, hem referandumu hem de Savunma Bakanlığı'nın uhdesindeki konularla ilgili sorularımız olacak Sayın Bakan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir süredir Avrupa'yla, Hollanda'yla, Almanya'yla yüksek dozajda bir gerilim yaşıyoruz. Bugün bir gazetelere de yansıdı. Alman istihbarat şefi, hani bunu bir Alman politikacı falan söylese ayrı bir şey ama Almanya'nın istihbarat, BND'nin şefi. Diyor ki, Türkiye'deki darbenin arkasında Gülen'in olduğuna dair kanıt göremedik. Bence bunlar eğitim için çalışan sivil bir cemaat diyor. Ne diyorsunuz? Bu Alman istihbaratının başkanı, şefi bunu söylüyor. Tabii bu göremedik değil de görmek istemedik diye söylemesi daha uygun olurdu. Yani biz şu anda Türkiye'de AK Parti'ye yakın olsun veya AK Parti karşıtı olsun. Türkiye'de yaşayan herkes çok iyi biliyor ki bu darbe girişiminin arkasında bu terör örgütü var. Yani bunu nasıl görememişler onu anlamak mümkün değil. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu'na sorsalardı, Sayın Kılıçdaroğlu evet bu darbenin arkasında FETÖ var derdi. Hatta hiç Kılıçdaroğlu'na bile gelmeden yanlarında Can Dündar var ona sorsalardı. Çok rahatlıkla evet bu işin arkasında FETÖ var diye söylerdi. Tabii bu biraz da faili gizleme, faili aklama, örtbas etme, işi faili meçhul bırakma anlayışının herhalde bir tezahürü. Bir de tabii biliyorsunuz 15 Temmuz'un başarısız olmasından dolayı aslında bazı kişileri istisna tutarsak Avrupa'da bazı merkezler özellikle bundan hoşnut olmadılar, memnuniyet duymadılar. Onlar böyle bir darbe girişiminin başarılı olmasını herhalde bekliyorlardı. Yani eğer Alman istihbaratının başındaki kişi biz burada FETÖ'yü göremedik diyorsa ya bu adamın iki gözü birden kördür, iki kulağı birden sağırdır ya da arzu ettikleri bir işin gerçekleşmemiş olmasından dolayı failleri gizleme ihtiyacı hissediyordur. Bunun başka izahı olmaz. Evet. Bu da herkesin aklına şu soruyu getirir. Acaba işbirliği mi yaptınız? Siz bu işin neresindesiniz? Yani siz bu işin neresindesiniz? İşbirliği mi yaptınız veya hala yapıyor musunuz? Şu anda biliyorsunuz Almanya'ya iltica başvurusu yapan onlarca FETÖ'cü var, hain var. Bunlarla ilgili işlemleri de Almanya çok işte hukuk devleti, yargı karar verecek falan filan diye sürekli adeta geciktiriyor, sallıyor. Burada yani bir ülkenin, Almanya'nın istihbarat şefinin böyle bir açıklama yapması Almanya üzerindeki şüphelerin son derece artmasını ve bu darbenin arkasında acaba Alman istihbaratı var mı sorusunun sorulmasına sebep olur. Bunu artık Alman halkının takdirine bırakmak durumundayız. Alman halkı ve Alman siyasetinin bu açıklamayı yapan kişiyi ciddi derecede sorguya çekip sen ne yapmak istiyorsun diye bir sorması gerektiğini düşünüyorum. Alman siyasetinin bunu yapması lazım. Zira yani gün kadar açık kendi olan... Kendi başına mı yaptığını düşünüyorsunuz yani siyaset? Artık yani istihbarat servisinin sonuçta siyaset kurumunun kurumları sorgulama hakkı var biliyorsunuz. Evet. Alman siyasetinin bunu mutlaka yapması lazım. Yoksa bu darbenin arkasında Alman istihbaratının da olduğuna yönelik Türkiye'deki kuşkular iyice artacak demektir. Çok talihsiz bir açıklama. Evet. Yani iki gözü kör, iki kulağı sağır olan insan bile böyle bir açıklama yapmaz. Bu şey de oldu, yani bir sürü yasaklar getirildi. Mesela Türkiye'den bakanların, partinizden isimlerin orada
kampanya yürütmesi bir PKK'nın yürüyüşü oldu Almanya'da. Orada da bir çifte standart mı söz konusu? Yani bunu nasıl şey yapacağız? Yani artık bunu çifte standartla bile izah etmek mümkün değil. Bir tarafta Türkiye'de oy kullanma hakkı, yani referandumda halk oylamasında oy kullanma hakkı olan Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız var. Bunların en tabii, en demokratik haklarından biri bilgilenme hakkıdır. Türkiye'nin siyaset kurumunun da en tabii görevlerinden ve haklarından biri onları bilgilendirme görevi ve hakkıdır. Bu sadece AK Parti ve MHP için geçerli değil. Aynı zamanda CHP için de hayır oyu verecek insanlar için de geçerlidir. Almanya şunu yapsaydı baştan beri, biz kesinlikle hiçbir siyasi faaliyeti bu noktada izin vermeyeceğiz. İzin vermeyeceğiz. Biz başka bunu, bir şey. Biz bunu demokratik açıdan sorgulardık. Bu yaptığınız yanlış. Bu yaptığınız yanlış. Oradaki insanların bilgilendirme hakkına mani oluyorsunuz, engel oluyorsunuz ve oradaki demokratik bir hakkın kullanılmasını engelliyorsunuz diye bunu eleştirirdik. Ama Almanya bunu yapmak yerine hayır kampanyasını olabildiğince destek verdi. Ama evetle ilgili halkın bilgilendirilme ihtiyacına da çok ciddi engeller koydu. Hatta o kadar ileri gitti ki kendi terör örgütü listesine koyduğu PKK'nın faaliyetlerine izin verirken Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarının orada yapacağı çalışmalara, bırakın sadece yani evet hayır kampanyasını, sonuçta bir ülkenin bakanının kendi vatandaşlarıyla buluşmasını dahi engelleyen, çok kabul edilemez bir demokratik anlayışla asla ve asla bağdaştırılamaz bir takım tutumlar sergiledi. İşte Hollanda da aynı şekilde. Bu tabii kabul edilemez bir davranış. Bu aslında Batı'nın kendi değerleriyle veya bize karşı savunduğu değerlerle ne kadar çeliştiğinin, bu değerlerin savunulmasına ne kadar samimiyetsiz olduğunu da bir daha ortaya koydu. Yani bunlar bugüne kadar bizi hep demokrasi noktasında eleştiriyorlardı. Bir panik mi yaşıyorlar acaba? Yani bu nasıl bu kadar kolayca bu değerler böyle ayakları altına alınabiliyor? Doğrusu şu anda özellikle Batı toplumlarında bir ırkçılık, aşırıcılık, İslamofobiya, yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı, bunlar yükseliyor. Ve maalesef merkez siyasetler de bunların esareti altına girdi. Yani bunlardan rol kaparak konumlarını korumak gibi bir yanlış zehaba kapıldılar. Bu demokratik ülkeler için çok tehlikelidir. Hele hele Batı için çok daha büyük bir tehlikedir. Çünkü Batı homojen bir toplum değil. Batı ülkelerini düşünün. Bir homojen yapı yok. Adeta belli bir dönem dünyanın çekim merkezi oldukları için dünyanın neredeyse her ülkesinden insan yaşıyor. Burada bir ayrımcılık eğer güçlenirse, faşizan anlayış güçlenirse, burada yabancı düşmanlığı, İslamofobiya bunlar artarsa, oralar inanın yaşanılmaz bir konuma, noktaya gelir. Bu tehlikeyi göremiyorlar. Onlar pazarı her şeyin önünde görüyorlar. Yani sandıktan biz birinci çıkalım da nasıl olursa olsun. Sandığı kurtarırsın, pazarı kurtarırsın da pazartesi ne olacak? Avrupa'nın şu anda içinde bulunduğu en vahim durum, ırkçı siyasi anlayışın esareti altına düşmüş olması. Bu tuzağa düşmeye başladı Avrupa. Bazı ülkeler var ki bu konuda direniyorlar. Gerçekten ırkçılığa teslim olmamak için sağduyu yelden bırakmayan yaklaşımı sergiliyorlar. Ama işte Almanya ve Hollanda gibi bazı ülkeler maalesef bu ırkçı tezgahın, tuzağın maalesef esareti altına girmiş görünüyorlar. Evet. Bu tabii Avrupa için gerçekten çok kötü bir gidişattır. Bu hatta kötü gidişatın başlangıcıdır. Umarım ki bir an önce bu esaretten kurtarırlar. Evet. Şimdi referanduma dönelim müsaade ederseniz biraz. Bir rüzgar oluşmadı mı bu referandumun? Yani bir sokakta, meydanlarda pek böyle bir
insanlar heyecanla referandumu bekliyor gibi bir gözlem var mı sizde? Oluşmaya başladı. Yani bir 15 gün önce sorsaydınız bu soruyu, ya henüz bu heyecan oluşmadı derdim. Ama şu anda o heyecan oluşmaya başladı. Zaten bu işlerde de biliyorsunuz son bir ay önemlidir. Şu anda da biz 4. haftanın başlangıcındayız. Son 4 hafta. Bundan sonra her geçen gün bu heyecan artar. Aidiyetler daha ön plana çıkar. İnsanların makul değerlendirmeleri ön plana çıkar. Ülkenin geleceğine yönelik hem olumlu hem de endişeleri ön plana çıkar. Ve referandum havası yani bu hafta oluşmaya tam olarak başlar. Peki. Ben orada bir endişe taşımıyorum. Yani referandum havası yok ifadesi belki bundan 2 hafta için, 3 hafta öncesi için geçerliydi. Ama şu anda bu hava oluşmaya başladı. Şimdi ya evet çıkarsa ne olur, hayır çıkarsa ne olur? Şimdi CHP, Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki hayır çıkarsa hiçbir şey olmaz. Memleket yoluna devam eder. Cumhurbaşkanı yerinde, başbakan yerinde. Ama evet çıkarsa büyük bir macera. Şimdi ben özellikle sizin cephenizden, siz savunma bakanısınız aynı zamanda, pek çok güvenlik meseleleri Türkiye'nin karşı karşıya olduğu, işte Fırat Kalkanı, terörle mücadele vesaire. Bu anlamda yani hayır çıkması halinde Türkiye'yi ne bekliyor? Evet çıkması halinde ne bekliyor? Ne dersiniz? Yani şöyle bir örnek vermek gerekirse, şu an Türkiye gidiyor, gitmiyor değil. Yani Türkiye'de her şey durdu. Bu sistemle biz hiçbir şey yapamıyoruz. Mahvolduk, perişan olduk gibi bir durumumuz yok. Ama bu şu anlama geliyor. Şu anda diyelim ki Türkiye'nin sürati saatte 30 kilometre. Dünyada diğer ülkelerin süratleri saatte 70, 80, 90 kilometre ise sizin aranızdaki fark her geçen saat artıyor. Siz her geçen saat daha geride kalmış oluyorsunuz. Evet ya biz gidiyoruz. Ne güzel işte bak arabamız çalışıyor. Yola gidiyoruz. İyi de senin rakiplerin seni geçiyor. Senin rakiplerin seninle arasındaki farkı açıyor. Bu başarı sayılamaz. Yani elbette hayır çıkarsa mahvolduk, perişan olduk, bittik gibi bir durumumuz yok ama rakiplerimiz bizden hızlı gittiği sürece her kaybettiğimiz dakika, saniye Türkiye'nin aleyhine işliyor. Bir tarafta bu sistemden yani, dolayı. Bu sistemden dolayı. Bu sistem çok fazla fren mekanizması olan ama enerji üreten bir mekanizma değil. Yani çok fazla fren mekanizması var. Fakat sistem sürat almak için enerji üreten bir sistem değil. Bakın benim kendi açımdan, bakanlık yani Milli Savunma Bakanlığı açısından söylüyorum. Türkiye o kadar riskli bir bölgenin ortasında ki dünyada var olan her iki problemden biri bizim etrafımızda. Şimdi bu kadar riskli bir coğrafyada sizin hızlı karar alabilme, onu etkin olarak uygulayabilme imkanınız yoksa çok ağır bedeller ödersiniz. Bunu ödedik mi? Ödedik. Allah'a şükürler olsun. Son 14 yıl halk sandıkta istikrarı sağladığı için, hükümet güçlü bir hükümet oluştuğu için biz sistemin her türlü fren mekanizmalarına rağmen Türkiye'yi büyütmeyi başardık. Bugün aslında olayı sadece Cumhurbaşkanımıza, Recep Tayyip Erdoğan'a hasredip büyük resmi göstermemek için yani ısrarla... Bu işi Sayın Erdoğan için yapılıyor gibi. Tabii ısrarla onu ön plana çıkaranların şunu düşünmesi lazım. Şu anda AK Parti'nin bu konuda Allah'a şükürler olsun fazla bir sorunu yok. Evet çok fazla engellerle karşılaşıyoruz ama ya her zaman böyle gitmeyecek ki. Her zaman böyle olmaz ki. Ya meclis aritmetiğinin parçalandığını düşünün. 1970'leri Türkiye nasıl kaybetti? Yani daha yeni 7 Haziran'da da tabii öyle bir 1990'ları şey. Türkiye nasıl kaybetti? Mehmet Bey, bunu anlamanın en güzel örneklerinden biri şu. Bakınız, 1960 yılında Türkiye'de de bir ihtilal oluyor. Güney Kore'de aynı dönemde bir ihtilal oluyor.
Türkiye'nin o dönemdeki milli geliri 200 doların üzerinde. Evet. Pardon, 560 dolar. Güney Kore mi? Güney Kore 80 dolar. 7-8 kat daha evet. büyük. Ondan sonra Güney Kore sistemini ona göre bir elden geçiriyor ve bir istikrar yakalıyor. Biz 70'leri kaybediyoruz. 80'lerde bizim bir hamlemiz var. Kısa süren bir hamle. 90'ları yine kaybediyoruz. Bugün Güney Kore 35 bin dolardı. 80 dolardan 35 bin dolara geldi. Zamanında bir sistem. Tabii hem sistem hem de istikrar. Şimdi istikrarın olmadığı dönemlerde Türkiye'nin neler kaybettiğini, ya işte araba yürüyor ya. Çalışıyor araba. Ne derdiniz var kardeşim? Ya iyi de bu arabanın sürati 20 kilometre, 30 kilometre. Bize Türkiye olarak en az 90 kilometre süratle gidecek araba lazım. Bu ne demektir? Rakibimiz 90 kilometreyle gittiği her dakika biz geriye düşüyoruz. Ama araba hareket ediyor mu? Ediyor. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Lastiği var mı? Tekeri var mı? Var. Motoru, şanzımanı var mı? Var. İyi de bu araba sürat yapmıyor. Sürat yapmıyor derken bizim gitmemiz gereken mesafeye bizi istediğimiz zamanda götürmüyor. Şimdi temel fark burada. Bugün siz dünya büyük bir yarışa girmişken sizin kalkıp olsun ben dedemden kalan arabayla ben bu işi gayet iyi gidiyor. Ben mutluyum. Hızlanmamız lazım dememin diyorsunuz. Anlamı yok. Türkiye'nin hızlanması gerekiyor. Çünkü rakipler hızlı. Rakiplerin hızının arkasında kalmanız demek geleceği kaçırmanız demektir. Peki ben şunu merak ediyorum. Yani bir, hani ne göreceğiz? 16-17 Nisan sabahına uyandığımızda bu önemli bir soru. Şu açıdan şey yapacağım. Şimdi PKK hayır diyor. Yani çıktılar açıktan. Evet. Hayır deyin. Hayır çıkmazsa biz biteriz dediler. İşte FETÖ'nün ne yaptığı malum. Şimdi bir süredir de bu örgütlerle, bu terör örgütleriyle bir dişe diş, kana kan bir şey var. Yani bir mücadele şeyi var. Şu, yani biz 17 Nisan sabahı bir hayra uyanırsak, tekrar böyle bu güvenlik meseleleri, terör meseleleri, buralarda tekrar onların bir yeniden toparlanıp, yeniden moral bulup, yeni oyun planlarıyla karşımıza çıkması gibi bir risk görüyor musunuz? Tabii yani hayıra çalıştıkları için hem FETÖ hem PKK hem de diğer bu aşırı sol örgütler 16 Nisan'da bir hayır çıkması onlara müthiş bir moral verir. Bunu kabul etmek lazım ama bu devletin mücadeleyi bırakacağı anlamına kesinlikle gelmez. Fakat şundan dolayı çok moral bulurlar. Ya sistem yarın istikrarsız hale gelirse bana gün doğar noktasında çok moral bulurlar. Ama evet çıkarsa ne olur? Türkiye'yi yönetecek kişinin, ekibin sandıkta doğrudan belirlendiği için hem de iki turlu bir sistemde birinci turda %50'ye ulaşılamazsa ikinci turda %50'ye ulaşılarak belirlendiği için yani arkasında çok güçlü halk desteğinin olduğu bir hükümet olunca terörle mücadele çok daha kararlı hale geliyor. Çok daha etkin yapılıyor. Niye? %50 oy almak Türkiye halkından kolay değil. Şimdi burada tabii sorun şu. Sayın Kılıçdaroğlu niye bu kadar kafadan karşı çıkıyor bu işe? Hani hayır çıkarsa hiçbir şey olmayacak. Doğru. Hayır çıkarsa CHP açısından hiçbir şey olmayacak. CHP'de belki o zaman işte bir koalisyon hükümetinde büyük ortak veya küçük ortak olma imkanı olacak. Ama evet çıkarsa bu haliyle, bu yapısıyla CHP'nin Türkiye'de bir daha iktidar olma şansı yok. Çünkü o zaman aslında halk neden? Güçlü hükümet istiyor. Halk verdiği desteğin iradeye dönüşmesini bekliyor. Şu anda Cumhurbaşkanı'nı halk seçtikten sonra Cumhurbaşkanı'nın sembolik özelliği kaldı mı? Kalamaz. Dünyanın hiçbir yerinde Cumhurbaşkanı'nı halk seçiyorsa o Cumhurbaşkanı sembolik olamaz. Hükümeti de halk doğrudan sandıkta belirlerse o hükümet güçlü bir hükümet olur. Türkiye'nin de bu kadar güvenlik sorunuyla, savunma sorunuyla yaşadığı bu coğrafyada güçlü iktidarlara ve güçlü hükümetlere ihtiyacı var. Bakın
7 Haziran seçimlerini düşünün. 7 Haziran akşamı hep birlikte sonuçları gördük. Sayın Bahçeli ikna edebilmiş olsalardı o iyi saatte olsunlar. Ve Sayın Bahçeli de tamam evet deseydi. Üçlü koalisyon kurulsaydı. Şimdi evet, bugün neden evet dememiz gerektiğini aslında halkımız 7 Haziran'da ortaya koydu. 7 Haziran sonuçlarıyla 1 Kasım sonuçlarının arasındaki fark Türkiye'nin istikrarsızlığa tahammülünün olmadığının göstergesidir. Şimdi bir an şöyle şu varsayımı canlandıralım kafamızda. 7 Haziran akşamı Sayın Bahçeli'yi ikna ettiler. Bir CHP, MHP, HDP hükümeti kuruldu. İki açıdan bakın. Bir tarafta yaklaşık 10 ay önce seçilmiş, halkın %52'sinin oyuyla birinci turda seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Ve bu cumhurbaşkanı anayasaya göre de son derece yetkili. Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Cumhurbaşkanı'nı çok yetkili kılmış. Kenan Evren'in yetkileri duruyor. Bugüne kadar CHP hiç bu yetkilere yönelik itirazda bulunmadı. Diğer tarafta da işte üç partinin toplamı diyelim ki halkın %55'e yakın desteği olan bir hükümet. Şimdi anayasa Cumhurbaşkanı'na yetki tanımış. Halk %52 oy vermiş. Beri tarafta da birbiriyle yan yana gelmesi düşünülmeyen bir koalisyon. Ne olacak? Türkiye nasıl karar alacak? Şimdi ben size soruyorum. Böyle bir ortamda Fırat Kalkanı harekatı başlatılabilir miydi? Milliyetçi Hareket Partisi diyecek ki, yani faraza bunu özellikle şey yapıyorum. Bu Fırat Kalkanı harekatını yapmamız lazım. HDP diyecek ki yok yapamazsın. CHP zaten her zaman olduğu gibi şeyde kalacak. Politikasızlıkta kalacak. Fırat Kalkanı yapabilir miydiniz? Bu kadar etkin terörle mücadele olabilir miydi? Ama bugün evet Tayyip Erdoğan gibi Türkiye'nin bir lideri var. AK Parti gibi bir güçlü bir parti var. Peki burada şey Sayın Bakan şimdi tek adam bu kadar yetki de bir kişiye verilir mi? Saddam gibi Esad gibi adamlar üretir. Diktatörleşme, otoriterleşme bir gecede bir kişi Kılıçdaroğlu'nun lafları yani bir kişi devleti baştan ayağa yeniden dizayn edebilir. Bir kişiyi kandırdın mı bütün devleti ele geçirirsin falan. Hep bu şey hani bu kadar yetki bir kişiye verilir mi? Batı'da da hep şey üzerine kuruldu işte Erdoğan'ın yetkilerini artırma düzenlemesi mantığı üzerine kuruldu bu şimdi, şey referandum süreci. Batı Erdoğan'dan rahatsız olduğu için Erdoğan'ın siyasete devamı Batı'yı çok rahatsız ediyor. Biz bunu görüyoruz. Ama Erdoğan'dan Batı niye rahatsız? Erdoğan Türkiye'de milli geliri 3.300 dolardan 11.000 dolara çıkaran kadronun lideri. Türkiye'nin 14 sene önceki konumuyla bugünkü konumu arasında dağlar kadar fark var. Ben Kocaeli milletvekiliyim. Merhum Ecevit açıklamıştı. Bize Kocaeli depremi için yardım olarak gönderilen paraları biz memur maaşı için dağıttık demişti. Yani 500 milyon dolar IMF'nin Türkiye'ye kredi vermediğinde Türkiye'nin emekli maaşını, memur maaşını ödeme imkanı yoktu. Bugün Türkiye dünyada kendi nüfus başına en fazla dış yardımı yapan ülke konumuna geldi. Ve dünya beşten büyüktür diyen bir Erdoğan'ı Batı'nın sevmesini çok beklememek lazım. Bu şeye ne diyorsunuz? Buna geleceğim. Dolayısıyla Batı biz Erdoğan Türkiye'yi büyüttüğü için Erdoğan'ı istemiyoruz diyemez. Diyebilir mi? Erdoğan Türkiye'yi ayağa kaldırdı ve Türkiye kendi şahsiyetli politikasını hayata geçiriyor. Biz bunun için Erdoğan'ı istemiyoruz diyemez. Ne diyecek? Daha önce rahmetli Özal'a ne dediyseler, Menderes'e ne dediyseler, Abdülhamit'e ne dediyseler, aynı şeyleri söyleyecekler. Bu diktatör diyecekler. Eğer başarısız, beceriksiz diyemeyecekseler, başka yaptıkları kampanyalar boşa çıkmışsa, söyleyecekleri tek şey, dirayetli lider olmak her zaman diktatörlük suçlamasını getirir. Erdoğan dirayetli bir liderdir. Kararlı bir liderdir.
Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni korkutan da odur. Bakın bugün Avrupa'nın, özellikle Batı'nın en büyük problemlerinden biri dirayetli ve kararlı lider yetiştirememesi. Avrupa bunu başaramadığı için şu anda çok işte ırkçılığın esareti altına niye giriyorlar? Lider yetiştiremiyorlar. Lider boşluğu var. Lider boşluğu var ama kararlı lider boşluğu var. Dirayetli lider boşluğu var. Siz kalkar dirayetle otoriteyi birbirine karıştırırsanız o zaman gerçekten ülkesi için karar almaktan çekinmeyen, o aldığı kararı da uygulamaya geçiren liderlerin tamamı diktatör olur. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Sayın işte Genel Başkanı'nın halkı yanılttığı nokta bu. Evet. Tayyip Erdoğan, bakın şöyle düşünün siz. 14 senedir AK Parti iktidarda ve Sayın Cumhurbaşkanımız 2002 seçimlerinde yasaklıydı biliyorsunuz. Ondan sonraki tüm seçimlerde ama başbakan olarak ama cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin önünde. Evet. 12 tane seçime girdi. 12 tane seçimde başarısını yükselterek, artırarak sürdüren dünyada kaç lider var? Bir de bu millete de hakarettir. Ya Türk milleti öyle bir millet ki diktatörün oyunu sürekli yükseltiyor. Bu mümkün mü yani? Bunu söylemek aslında Türk halkını küçümsemektir. Yani burada seçimlerin olduğu hayır şöyle sonuçta Tayyip Erdoğan bu ülkede Gençlik Kolları Başkanlığından beri siyasetin içinde olan ve son belki 40 yılı neredeyse bütün Türkiye'nin az veya çok net ama net olarak bildiği bir kişi. Bu serüvende diktatörler bir defa iktidara gelir, bir daha da sandığa gitmez. Diktatörlerin özelliği odur. Veya bir defa iktidara gelir, öyle bir atmosfer oluşturur ki, öyle bir şey yapar ki insanlar kesinlikle kendilerini ifade edemezler. Ya da göstermelik seçimler yaparlar. %99. Tabii ya 99, 90 şimdi bugüne kadar Türkiye'de yapılan hiçbir seçimin sonuçları ilgili bugün şey bunları yok. Söyleyenler dahi en küçük bir spekülasyon yapamadılar. Bir virgül atalım mı? Ara verelim. Devam edelim dönüşte. Kısa bir reklam arası. Dönüşte yeniden birlikteyiz. Özellikle bu savunma sanayi, ordunun durumu, tanklar, savaş uçakları vesaire, onları da konuşacağız. Aradan sonra birlikteyiz efendim. Evet, tekrar birlikteyiz. Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık, Başkent Kulesi'nde konuğumuz. Şimdi efendim, siz Milli Savunma Bakanısınız. Çok önemli hale gelmiş bir bakanlık burası. Bir yapısal bir dönüşüm 15 Temmuz'dan sonra özellikle böyle bir süreçten geçiliyor. Kanun hükmünde kararnamelerle çok ciddi adımlar atıldı. Ne durumdayız? Hangi noktaya geldi? Yani sizin bakanlıkla dahil olmak üzere daha önce biraz böyle sembolik bir bakanlık gibi duruyordu sanki. Artık gerçek olması gerektiği yere geldi mi Savunma Bakanlığı? Tabii 15 Temmuz'lu bu hain darbe girişimi aslında bizim yapımızdaki sistemik zaafları da ortaya çıkardı. Savunma Bakanlığı'nın demokratik bir ülkede olması gereken yerin çok çok uzağında olduğunu herkes biraz daha net olarak görmüş oldu. Sivil asker ilişkilerinin olması gereken yerin çok çok uzağında olduğunu herkes görmüş oldu. Bir demokratik ülkede mutlaka olması gereken asker üzerindeki demokratik denetimin çok çok yetersiz olduğunu aslında hepimiz gördük. Yani FETÖ'nün 40 yıllık bir süreçte bu mukaddes peygamber ocağı dediğimiz bu ocağa nasıl sızdığını ve bu sızmanın sistematik olarak nasıl engellenemediğini herkes gördü. Dolayısıyla 15 Temmuz'dan itibaren hem demokratik denetimin artırılması, hem asker-sivil ilişkilerinin bir demokratik ülke düzeyine çekilmesi, hem de Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay görev, yetki ve sorumluluk
alanlarının iyice tanımlanması, netleştirilmesi, askerin üzerindeki gereksiz yüklerin alınması sistematik olarak çalışıldı ve hayata geçirildi. Şu anda da büyük oranda bu yapısal dönüşümü tamamladık. Bundan sonrası uygulamadaki ortaya koyacağımız performanstır. Şu anda uygulamaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Mesela? Yani işte Milli Savunma Üniversitesi'ni kurduk. Şimdi şu anda harp okullarının eğitime başlattık biliyorsunuz. Evet. Yani Kara Harp Okulu'da, Deniz Harp Okulu'da, Hava Harp Okulu'da şu anda eğitime başladı. Bu kadar ağır bir travmadan sonra bu kadar kısa süre içerisinde harp okullarının tekrar eğitime başlaması önemli bir başarı. Yani bir zincirde kopukluk olmadan diyelim ki Kara Harp Okulu işte bu yıl öğrenci almadı, hamdolsun dedirtmedik. Diğer taraf 6500'ün üzerinde bir FETÖ iltisakı gerekçesiyle, tespitiyle biliyorsunuz ordudan ayırdığımız subay, assubay ve sözleşmeli personel var. Bunların yerine şu ana kadar, 6500'ün yerine şu ana kadar 14.750 elemanın alım sürecini bitirmek üzereyiz. Bunlar bu, kim olacak peki? Yani subay, oraya da, hayır, şey muvazzaf. Anlamda. Muazzaf. Şöyle diyelim da, ki hani orada da FETÖ'cü olmadı ya da nasıl, hangi kriterlerle nasıl alınıyor? Bu tabii personel temin merkezimizde öncelikle bir mutlaka çok yoğun bir güvenlik araştırması yapıyoruz. Bu noktada özellikle kişinin bu yapıyla bağlantısı olup olmaması, hatta sadece bu yapı değil hiçbir aşırı yapıyla bağlantısının olup olmamasını güvenlik soruşturmasıyla tespit ediyoruz. Artı bu insanlar bir yazılı, zaten bir KPSS puanı gerekiyor. O puanı geçenler müracaat edebiliyor. O puandan sonra bir fiziki yeterlik sınavına tabi tutuluyor. Fiziki yeterlik sınavına tabi tutulduktan sonra bir mülakata da tabi tutuluyor. O mülakattan sonra bir de eğitim süreci var. Bütün bu süreçlerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne nasip ediliyor. Hani şu ana kadar 14.700 kişinin işlemleri bitti veya bitmek üzere. Şu şeyle biraz Sayın Bakanım sormak istedim. Yani şimdi ordu birileri böyle ele geçirilecek mevzu olarak görmüş Türkiye'de. Bütün bu darbelerin, junta başvuruların bir sebebi de bu. Yani biraz böyle Türkiye sosyolojisinin ortalamasına uygun bir insan şeyine ulaşacak mı? Dönüşümü zaten yapmayı mı niyetliyorsunuz? Zaten sonuçta Türk ordusu, Türk milletinin ordusudur. Milleti aynı zamanda değerlerini de taşıyan bir ordudur. Eğer siz burada böyle çok Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesini aman şu girmesin, aman bu girmesin, aman işte şöyle olmasın, aman böyle olmasın diye milletin değerlerinden koparmaya çalışırsanız bu defa işte bu FETÖ gibi burayı içine sızarak ele geçirmek isteyen gruplara gün doğar. Onların ekmeğine yağ sürersiniz. Onun için burada bizim dikkat etmemiz gereken hiçbir aşırı ucun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine okullar vasıtasıyla olsun, diğer enstrümanlar vasıtasıyla olsun sızmaması, ama buradaki yapının da o Türkiye'nin sosyolojisine uygun bir yapı olması. Yani bu çok önemli. Bu doğrultuda hareket ediyoruz. Tabii bu doğrultuda hareket ediyoruz. Bu doğrultuda hareketi ettiğimiz sürece de Allah'ın izniyle hiç kimsenin bu yapıyı ele geçirme diye bir düşüncesi olamaz. Yani bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele geçirme düşüncesi sadece FETÖ ile ilgili bir düşünce de değil. Bazı başkaları da var. Ulusalcılar, Kemalistler. Tabii yani o konuda hiçbir yapının Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele geçirmemesi için gerekli bütün mekanizmaları kurguluyoruz. Ve burada da artık sadece emir komuta zinciri içerisinde askeri denetim değil, bu konuda çok güçlü bir sivil denetim de oluşturuyoruz. Yani kesinlikle artık Türk Silahlı Kuvvetleri demokratik denetimi kendi üzerinde olduğunu biliyor. Bu Türkiye için önemli bir kazanç olacak. Çünkü demokratik denetim olmazsa
o zaman içerideki pek çok yanlışın görmek mümkün olmayabiliyor. Bunu 15 Temmuz'da bütün Türkiye gördü. Yani ne kadar ağır bir bedel ödediğimizi biliyoruz. Demokratik denetim anlamında yapılması gerekenler de 15 Temmuz'dan sonra belki yapılabilir. Evet, bunlar Türkiye'nin aslında 50 sene, 60 sene önce yapması gereken işlerdi. 1960 ihtilali bütün bizim asker-sivil dengesini bozdu. Ve ondan sonra maalesef yetkiyi eline alan bazı askerler askerin demokratik denetimden ayrılmasını, demokratik denetimin asker üzerinde bulunmasını engellemekle askere iyilik yaptıklarını zannettiler. Aslında askere yapılabilecek en büyük kötülük demokratik denetimin ortadan kaldırılmasıdır. Niye? Asker askerdir. Onun en iyi bildiği alan askerliktir. Ama askerin denetimi, demokratik denetimi bütün demokratik ülkelerde sivil kurumlar yapar. Bir kendi iç denetimi vardır, bir de sivil denetim vardır. Şimdi askeri demokratik denetimin dışında çıkarma gayreti aslında askere yapılabilen bugüne kadar en büyük kötülük oldu. Ve ne oldu? İşte FETÖ gibi bir bela geldi, bir örgüt geldi ve şey yani bu çok ağır bedel ödedik. Şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her iki generalinden birisi bu yapıyla maalesef iltisaklı veya şey çıktı, irtibatlı çıktı. Bazıları bizzat biliyorsunuz darbeye teşebbüste şu anda yargılanıyorlar. Şimdi bu Türkiye'de... Sizin özel kalem firarda mı hala? Hala firarda. Tabii benim özel kalem derken 3-4 yıldır orada özel kalem görevini yapan bir kişi. Siz ben 24 oradaydı. Mayıs'ta geldiğimde oradaydı, görevdeydi. Ama yani maalesef burada zaten 60 ihtilalinde de o zaman 1960 yılında 1949'da 60 arasında Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıydı. Ve işlemler Milli Savunma Bakanlığı üzerinden yürüyordu. Orada mesela en çok önem verdikleri kadroların veya konumların bir tanesi de bakanın özel kalem müdürü. Çünkü bakanın özel kalem müdürlüğünü ele geçirdiğinizde bütün siyasi ilişkileri görüyorsunuz, bakanın programlarını görüyorsunuz. Yani makam ne buralarda kadar sembolik olursa olsun. O şeyi sürdürdüler oralar, o zaman. Tabii, sürdürdüler. Yaver falan da çıktığı için. Tabii, yani yaver zaten gelir gelmez bu yaveri değiştirelim dedim. O zaman işte ya Eylül'de albay atamaları var, o zaman değiştiririz demişlerdi. Kendi yaveriniz tabii için. Özel kalemi değiştiremediniz mi? Özel kalem o zaman düşünmedik. Aslında 15 Temmuz'dan önce ben bütün özel kalem personelini MİT'e gönderdim. Şey olarak sorgulanması diye, için. Evet. Fakat gönderdiğim tarih ile 15 Temmuz arasındaki süreç çok kısa güzel olduğu için bütün bilgiler şeyden sonra geldi ama maalesef. Ama MİT'in zaten ordu içinden istihbarat alması da yasakmış. Onu öğrendik biz 15 Temmuz'dan şimdi sonra. Orada farklı bir durum var. Yani MİT kışlaya giremiyor. Evet. Asker de kışlanın dışında istihbarat toplayamıyor. Dolayısıyla orada kesiliyor. Bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Bu yeni istihbarat yapılanmasında bu daha çok başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı düzeyinde çalışılan bir konu. Peki. Şimdi şeye gelelim biraz. S-400'ler Ruslarla evet anlaştık mı? Nedir durum? Şimdi öncelikle niye S-400? Türkiye niye bu çalışmayı yürütüyor? Onu söylememiz lazım. Bakın Türkiye'nin bir bu bölgede hava savunma sistemlerine ihtiyacı var. Türkiye'nin ilk tercihi ne olur? Bu konuda NATO'ya akredite olmuş, NATO sisteminde olan, NATO'nun kütüphanesini kullanabilecek, NATO'ya entegre edebilecek hava savunma sistemleri. Türkiye bununla ilgili biliyorsunuz ciddi bir çalışma yaptı. Fakat NATO üyesi ülkelerin bu silahlarına sahip olan firmaları bir çok yüksek fiyat teklif ettiler. İki, teknoloji paylaşımından tamamen geri durdular. Yani hem fiyatı çok yüksek tutacaksınız, hem teknoloji paylaşmayacaksınız, hem de Türkiye bu konuda ihtiyacını gidermek için başka bir yere yöneldiğinde de kıyameti koparacaksınız. Bu kabul edilemez. Yani ya olmasın, Türkiye sahip olmasın ya da olacaksa bize bağlı olsun. Şeyi. Bir de bize bağlı olmasından ziyade, şimdi şöyle, kontrol bizde olmasından ziyade Türkiye'nin ihtiyacına cevap verme noktasında isteksizler. Türkiye bunu alacaksa
hem teknoloji paylaşımını yapmayacağız hem de çok yüksek bir fiyatla alacağız. Bu defa Türkiye bu ihtiyacı karşılamak için, çünkü bu bizim ihtiyacımız. Her bölgede, her taraftan tehdit var. Dolayısıyla bu ihtiyacı karşılamak için pek çok alternatif değerlendirildi. Ve S-400'lerle ilgili çalışmada bir hayli ilerledi. Şu anda nihai görüşmeler yapılıyor. Bu nihai görüşmelerde, bu süreç işte şu anda nihai görüşmeler yürüyor. Nihai görüşmelerde inşallah sonuç çıkarsa o zaman imzalar atılacak. Ruslar bunu karşılıyor mu peki? Hem fiyat bakımından hem de diğer... Yani nihai görüşme demek zaten, nihai görüşme demek artık bu noktada belli bir seviyeye gelindiğini, Türkiye'nin taleplerini karşılayacak noktada bulunulduğunu gösteriyor. Bu NATO'yu rahatsız etmiyor mu? Amerika'yı şimdi, rahatsız etmiyor mu? Şimdi tabii burada dediğim gibi NATO ya Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak ya da Türkiye'yi bu konuda eleştirmeyecek. Bunu kabul etmek durumundalar. Yani bir taraftan bizim buna ihtiyacımız var, siz bunu kabul ediyorsunuz. Bu ihtiyacın giderilmesi için bize yardımcı olun, yardımcı olmayız. Gelin teknoloji paylaşımı yapın, yapmayız. O zaman bizim tabii bu sistemi aldığımızda, bu sistemi biz NATO'ya entegre etmeyeceğiz. Ya bunu kendi milli sistemimiz olarak kullanacağız. İletiler mi peki bir NATO üzerinde? Tabii, gayet tabii. Rahatsızız, biz istemiyoruz. Hayır, şöyle, S-400'leri. Entegre edemezsiniz. Çeki zaten onu biliyoruz. Yani NATO dışında bir sistemi kendi milli sistemimiz olarak rahatlıkla kullanabiliriz. Yani bu S-400 pazarlıkları görüşmeleri nedeniyle NATO içinden herhangi bir şey, rahatsızlık ifadesi geldi mi, yansıdı mı? Şimdi tabii NATO hiçbir zaman NATO dışı bir silah sisteminin NATO üyesi bir ülkenin kullanmasını istemez. Bunu biz bilmiyor değiliz. Ama Türkiye'nin de başka bir şeyi yok. Biz burada şunu yapıyoruz. Bunu tek biz miyiz, affedersiniz? Şu anda şey mesela Yunanistan'da da S-300 var. Yani başkaları da yapmış. Tabii, başkaları da var. Başkaları da var. Ama burada dediğim gibi bizim asıl hedefimiz bu konuda kendi sistemimizi geliştirmek. Şu anda bununla ilgili çok önemli bir çalışmayı başlattık. Türkiye kendi füze ve hava savunma sistemini şu anda geliştirmekle ilgili çalışmasını başlattı. O zaman niye alıyoruz? Acil ihtiyacımız var. Acil ihtiyaçtan dolayı alıyoruz. Bunu inşallah kendimiz geliştirdiğimiz zaman o zaman belki ona da ihtiyacımız kalmayabilir. Ama o süreçte bizim de acil ihtiyacımız var. Bu kendi geliştirdiğimiz süreç orta uzun menzilli füze. Şu anda kısa menzilli füze savunma sistemimiz var. Hava savunma sistemimiz var. Kısa menzilli ama. Hisarlarımız var. Orta menzilliyi de şu anda geliştiriyoruz. Ama burada asıl hedefimiz uzun menzilli füze ve hava savunma sistemimize sahip olmak. Bununla ilgili de programı başlattık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerli ve milli olacak inşallah. Elbette ki teknoloji paylaşımı olacak. Elbette ki bu konuda uluslararası işbirliğimiz olacak. Bununla ilgili de yine NATO üyesi ülkelerle de görüşüyoruz. Yani bu çağda hiçbir proje, tek başına bir ülkenin büyük proje diyorum, altından kalkabileceği bir durum olmaktan çıktı. Bunu yapmak çok mümkün değil. İşbirlikleri gerekiyor. Biz mesela Milli Muharip Uçak'ta İngiliz firmasıyla bir işbirliği anlaşması yaptık. Efendim bunun neresi milli? Ya buna bakarsanız dünyada hiç kimsenin milli silahı yok. Evet. Ama know-how'unun sizde olması, fikrin, ülkiyetin sizde olması, kritik yazılımları sizin yapıyor olmanız bu konuda önemli. Yani güvenlik kodu sizdeyse, gömülü yazılımları siz yaptıysanız, kritik çiplerin tasarımını siz yaptıysanız o silah sizin. Ama ona dedim. Düğme güzel bir tabir. Yani o herkesin çok rahat anlayacağı düğme, yani düğmesi sizdeyse o silah sizin oluyor. Bu noktada bu çalışmayı başlattık. Şu anda bu çalışma yürüyor. İnşallah en kısa sürede kendi hava ve füze savunma sistemine de kendimiz sahip olacağız. Bunun için 7 yıllık bir süre öngörüyoruz. Yani 7 yıllık ama 5 ila 7 yıl arasında 5 bu ila sisteme, 7 yıl arasında uzun menzilli füzesi olacak Türkiye'de. Füze savunma sistemi. Evet. Kaç kilometre? Bununla ilgili pek çok teknik spek çalışılıyor. Şimdi şu anda hani şu kadar olacak, bu kadar olacak dememiz doğru değil. Ama arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yapıyorlar. Türkiye'nin aslında belli yetenekleri var bu konuda.
Şimdi bu yeteneklerin birleştirilmesi, yetenek haritasındaki boşlukların doldurulması ve bir sistemin komple yazılımıyla, donanımıyla, mekaniğiyle, her şeyle oluşturulup bir seri üretim noktasına, yani prototipin üretilmesinin sağlanması. Hedefimiz bu. Peki. Tekrar bir ara vereceğim. Müsaade ederseniz dönüşte yine bu konularda sorularım olacak. Ara veriyoruz. Dönüşte birlikteyiz efendim. Tekrar birlikteyiz. Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık, Başkent Kulüsü'nde konuğumuz. Şimdi böyle füzeler falan girince insanlar coşuyor. Daha doğrusu alaka da çok artıyor. Hemen şey soruları geliyor sosyal medya üzerinden. Kendi uçak gemimiz, savaş uçağımız ne olacak, onlar da olacak mı diye soruyorlar. Şu anda biliyorsunuz bizim amfibi çıkarma gemisi imal ediliyor. Şu anda kızaktı ve çalışılıyor. O son derece önemli bir kazanım olacak Türkiye için. Milgen projemiz devam ediyor. Türkiye ilk defa İ sınıfı fırkateyn yapmaya başladı. Bir taraftan denizdeki gücümüzü, bir taraftan karadaki gücümüzü, işte Altay tankıyla, insansız hava araçlarıyla, diğer silah sistemleriyle artırıyoruz. Elektronik harbe yönelik gücümüzü artırıyoruz. Diğer taraftan havadaki gücümüzü artıracak pek çok projeyi şu anda yürütüyoruz. Allah hamdolsun Türkiye bu projeleri yapar hale geldi. Bu işte Milli Muharip Uçak projemiz resmen başladı. Şu anda fiilen proje devam ediyor. İşte Hürkuş'u tabii mesela Hürkuş'u silahlandırıyoruz. İnşallah Nisan ayında Hürkuş'un silahlısını teslim edeceğiz. Bu son derece önemli. İşte İHA'yı biliyorsunuz silahlandırdık. Şimdi Anka'yı silahlandırıyoruz. Uydu bağlantılı Anka S projesi bitti. Şimdi uygulamaya geçecek. Pek çok aslında işte kendi milli helikopterimizi 2018'de Eylül ayında inşallah özgün tasarım, Türkiye'nin kendi helikopterini, kendi tasarladığımız, geliştirdiğimiz helikopteri inşallah 2018'de uçuracağız. Bu arada kendi uçak motorumuzu yapmakla ilgili çalışmalarımız yürüyor. Yani Türkiye bir taraftan silah sistemlerine sahip oluyor. Diğer taraftan da o silah sistemlerin kritik bileşenlerinin milli ve yerli olarak geliştirilmesi için çok büyük bir gayret gösteriyor. İnşallah bunları tamamladığımızda Türkiye'de savunma sanayinin dışa bağımlılığını %20'lerin altına düşürmüş olacağız. Şu anda nedir o oran? Şu anda biz 2002'de aldığımızda %24'tü yerlilik oranı. Yani %76, %80 mertebesinde dışa bağımlıydık. Ama o %24'ün de niteliği çok düşüktü. Yani çok sıradan harca alem parçaları biz yapıyorduk. Asıl kritik bileşenler, hatta bırakın kritik bileşeni, orta ölçekli, tabii orta ölçekli bileşenler bile dışarıdan geliyordu. Şu anda Türkiye olarak %60'ı yakaladık yerlik oranında ve kalite de bir hayli yükseldi. Şimdi hedefimiz kritik bileşenleri tamamen milli ve yerli olarak tasarlamak ve üretmek. Bunu şu anda çok önemsiyoruz ve savunma sanayinde temel önceliğimiz kritik bileşenlerin yarın temininde güçlük çekilme riski olan parçaların, sistemlerin Türkiye'de üretilmesi. Bununla ilgili yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Bunu yaptığımızda hem yerlik oranı %80'lere taşıyacağız, dışa bağımlılığımızı %20'lerin altına indireceğiz, hem de katma değeri çok yüksek ürünler üretmiş olacağız ki bu alanın ihracat potansiyeli de çok yüksek. İhracat da yapılıyor. Yapılıyor. Mesela işte Pakistan'a düşünün, bir denizaltı modernizasyonunda 350 milyon dolarlık ihaleyi Türkiye aldı. Hem de kime karşı? Denizaltının üreticisine karşı aldı. İşte Türkiye'de, Pakistan'da ürettiğimiz bizim STM'nin gemisini Pakistan'a teslim ettik. Şimdi önümüzde ihracat potansiyeli çok yüksek bazı projeler var. Tabii çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Yani bir taraftan bu Türkiye kendi dışa bağımlılığını azaltıyor. Diğer taraftan sanayisini güçlendiriyor. Diğer taraftan da ihracatını artırıyor. Yani bu Türkiye açısından her yönüyle kazan kazan projesi. Birinci sınıf yüksek teknoloji kullanılabiliyor mu artık buralarda? Artık burada büyük oranda biz bunları kullanabiliyoruz. Daha hala dışarıdan aldığımız bazı sistemler var. İşte onların da yerleştirilmesi için
ARGE çalışmalarımız, ÜRGE çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Taarruz uçağı, Türkiye'nin kendi taarruz uçağı. Milli Muharip uçağımız şu anda başladı proje. Bu projede inşallah iyi, gelişmiş bir taarruz uçağını, fighter dediğimiz milli muharip uçağı inşallah Türkiye'ye kazandırmış olacağız. Bununla ilgili TAİ'nin öncülüğünde yoğun bir çalışma var. Artık biz burada süreçleri kısaltacak, maliyetleri azaltacak modelleri hayata geçiriyoruz. Bunun için de daha çok özel sektöre pay vermenin, daha çok özel sektöre iş vermenin gayreti içerisindeyiz tabii. Bunun için de bir EYDEP programı hazırladık ve açıkladık. İzmir'de de tanıtımını yaptık. Bizim özellikle savunma sanayine iş yapma potansiyeli olan firmalarımızın, orta ölçekli ve küçük ölçekli firmalarımızın savunma sanayine girmesi için onları teşvik ediyoruz, destekliyoruz. Onlara gelin savunma sanayine de çalışın. Mevcut işinizde kapasitenizi kullanın ama diğer kapasitenizi veya yeni yatırımla savunma sanayine de çalışın. Şimdi önümüzdeki süreçte otomobil teknolojisinde ciddi bir dönüşüm olacak. Bu Türkiye açısından ciddi bir risk. Mekanik aksamın ağırlığı otomobilde azalacak. Buna mukabil elektronik ve yazılım özellikle ağırlığını artıracak. Türkiye'de mekanik aksamda yani otomotiv yan sanayinde çok iddialı bir ülke. Şimdi bu önümüzdeki dönemde sorun olmasın diye biz özellikle otomotiv yan sanayinde iddialı olan bazı firmaları savunma sanayine çekmek istiyoruz. Bu noktada İzmir'de önemli bir toplantı yaptık. Bu hafta inşallah Gaziantep'te yapacağız. Daha sonra Elazığ ve Malatya'da yapacağız. Daha sonra Kocaeli'nde yapacağız. Yani sanayi potansiyeli olan yerlerde bazı sanayi firmalarımızı savunma sanayine çekmek istiyoruz. Bunun için test ve sertifikasyon desteği, kalite belgeleriyle ilgili destekleri de hazırladık. Bunları da firmalarımıza vereceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim, Başkent Kulesi'nde Sayın Fikri Işık, Milli Savunma Bakanı konuğumuz oldu. Bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.